Evet, kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Programımızın da başında söylenmiş olduğumuz gibi önemli bir konu açacağız, önemli bir konudan bahsedeceğiz. İnşallah asıl amacımız, niyetimiz insanların üzerinde, Müslümanların üzerinde gerçek bir farkındalık, gerçek bir gözümüzü açmaya vesile olacak konuları burada tartışmaya çalışacağız inşallah. Ben iletişim adresimizi tekrar vermek istiyorum. olgunbakis@fmtv.com.tr adreslerinden mail atabilirsiniz. 0216 488 0488 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 532 582 52 41 nolu telefonlardan da WhatsApp üzerinden bizlere mesajı ve sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi nedir hocam, baştan beri işte önemli dediğiniz konu. Suriye dedik reklama giderken. Suriye'de şu anda 40'tan fazla ülkenin bir fiil orada hemhal olduğunu, insanları belli noktada Şam üzerinde doğalgaz, petrol, altın, atom bombası vesaire hiçbir tanesinin olmamasına rağmen bütün dünyanın az kadrosunun özellikle ve tebaasının bütün hatlarıyla beraber İran'dan, Rusya'sından Amerika'sına kadar vesaire onlarca ülkenin tamamının burada şu anda baş aktör olarak mücadele vermesi. Aynı zamanda bütün Sünnilerin oradan bir şekilde şehadet veyahut da farklı zorlamalarla beraber oradan boşaltılması. Devamında İran'ın bütün hatlarıyla beraber, ki enerji olarak hiçbir şey sıkıntı olmamasına rağmen bütün hatlarıyla beraber orada olması. Başka bir anekdot, DAEŞ'in ilk kuruluş aşamasında hilafet adı ve siyah sancakla beraber ortaya çıkıp bu işleri Müslümanların toparlayısı gibi gösterip piyasaya çıkış aşamasında bu kimlikle ortaya çıkması. Bir adım daha ileri gidersek Ortodoks ve Patrikhane'nin yüzyıllar sonra hiç bir menfaatleri olmadan, gündemde görüntü olarak hiçbir şey olmadan, hani derler bayram değil, seyran değil hocam, bir anda bir araya gelmeleri, diyalog çalışmaları, saatlerce bu işlerin, günlerce bu işin sıcak sıcak görüşülmesi, hepsini, bütün parçaları yan yana koyduğumuz zaman bu olayların hiçbir tanesinin normal olmadı. Suriye Savaşı'nın başlangıcında bir kere şey yok, elle tutulur unsurlar, evet, bile söz konusu değilken, her halükarda bütün taşları yan yana yerine koyduğumuzda, DAEŞ'in piyasaya çıkmasından, savaşın başlamasından, bütün ülkelerin bir anda olaya müdahil olmasından, ısınma hareketleri bile olmadan direkt ülkeler bazında restleşmelere bu işlerin dönmesinin altında ve Ortodoks ve Hristiyan aleminin bu kadar Suriye'nin üzerinde bütün hatlarıyla beraber toplanmasının altında yatan gerçek sebep, ana unsurdan bahsedeceğiz. İranlılara mesela, İranlılar da size aynı. Dedik ki hocam, İran'ın bütün hatlarıyla beraber, evet, bir anda oraya gelmesi. Şimdi ben tabii konuya geçmeden önce şunu, hani ilk defa duyan için ya hocam ne alakası var veyahut da nereden çıktı denmesin diye, hocam müsaadenizle bir iki adım geri gidip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Hazreti Musa aleyhisselam'dan bir iki, evet, misal vermek istiyorum. Musa aleyhisselam doğduğu zaman malumunuz hocam, evet, Firavun'a bir haber gitti. Nedir o haber hocam? Evet. Senin bir rüya gördü Firavun. Bir rüya gördü. Rüyanın tabirinde dediler ki senin tahtını yıkacak, evet, çocuk bu gece ne yaptı? Evet. Doğdu. Firavun'la bütün hatlarıyla beraber, bütün imkanlarıyla beraber ülkede doğmuş bütün çocukları kılıçtan geçirdi. Evet. Tamamını. Şimdi bu işlerle hemhal olmayan, bizim izleyicimiz olsun olmasın, hasbelkader televizyona denk gelmiş birisi olsun olmasın, İnsanlara ilk etapta ne gelebilir hocam? Tabii. Uzak gelebilir. Ama bunu anlatan ne Levent Hoca ne Yusuf Hoca
ne de bir başkası. Kim anlatıyor bunu? Bunu Rabbimiz anlatıyor. Bizim ahkamımız, Kur'an'ımız, kitabımızda bize ne yapıyor? Beyan ediyor. Beyan ediyor hocam. Şimdi biz buna inanmakla emrolunmuşuz. İnanmamak diye bir lüksümüz söz konusu değil. Evet. Acabası söz konusu değil. Bırak inanmamayı. Netice itibariyle bu gerçek. Şimdi sünni gündemleri bir tarafa bırakalım. Şimdi gerçekten bahsediyoruz. Netice itibariyle Musa aleyhisselam ne yaptı hocam? Mevla Teala muhafazası ve korumasıyla beraber Firavun'dan uzaklaştırıldı. Annesi onu bir ufak bir salla beraber bıraktı derken Mevla Teala onu öyle bir yere getirdi ki Firavun'un bizzat gözünün içinde evet, sarayında yanında besledi. Yanında besledi. Şimdi takdir ilahi vakit geldiği zaman yerine geldi mi hocam? Geldi. Yani. Ne gibi? Vallahu mutminurihi ve levkerel kafirun. Kafirler istemese dahi bu nuru ağızlarıyla, elleriyle ve her bütün hatlarıyla söndürmeye çalışsalar dahi Allah'ın nurunu tamamlayacak. Yazılan hiçbir zaman ne yapılmayacak hocam? Evet. Bozulmayacak. Musa aleyhisselam da olduğu gibi. İbrahim aleyhisselamın doğumunda olduğu gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çocukken aman bunu Şam'a götürmeyin, aman bunu şuraya götürmeyin. Yahudi ve Hristiyan papazlar, ahamlar tarafından engellendiği gibi vesaire. Bunlar hep oldu mu? Oldu. Sonrasında bu iş düzeldi mi? Yani yapabildiler mi hocam? Yok. Engelleyebildiler mi? Engelleyemediler. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde, sahih hadislerinde, net bir şekilde beyanlarında baktığımız zaman, Mehdi Ali Rıdvan'ın varlığı var mıdır hocam? Vardır. Var. Çıkacağı evet. Var. Zamanları var. Şimdi biz buradan işte kıymetli izleyenler hazır olun. Size Mehdi Aleyhisselam'ın ismini, cismini, telefon numarasını, adresini vereceğim. Evet, böyle bir şey söz konusu değil. Ama hikmet-i ilahi o gün Firavun'a bu gece senin tahtını sallayacak, seni alt edecek adam, çocuk bugün doğdu diye haber veren Yahudi uleması bugün de hala hazırda mevcut. Mevcut mu hocam? Mevcut. Tabii. Yahudi büyücüler mevcut mu? Mevcut. Mevcut. En netice biz burada geçtiğimiz haftalarda iki hafta önce Efendi Hazretlerimiz hakkında cemaatimizle alakalı bir meseleyi konuşurken neden İsmaila cemaat üzerinde böyle bir kara bulutlar, kaos ortamı var diye konuşulurken ne demiştik? Evet. Aynı misalleri vererek yeryüzünde bu iş yapılacaksa bu işin bir kadroya ihtiyacı var ve bu kadronun söz sahibi kimdir? Bütün bunun analizlerini yaptığımız zaman Sultanımız Efendi Hazretleri'dir. Ve bu işin de olmaması için herkes ne yapacak? Mücadele verecek dedik. Ve neticede bu iş bunların da artçıları, şu an yaşananlar da dedik. Bu olayları neydi hocam? Artçıları, her şey olacaktır. Evet. Netice itibariyle hocam, böyle bir gündem var, böyle bir mesele var. Bu işin ehilleri tarafından, bu işin erbapları tarafından dile getirilen ve son zamanlarda yüksek sesle konuşulan, hatta bundan 10 sene önce ulemalar Mekke'de toplandığında bu konuyla alakalı birbirine sorular sorarken sizin durumunuz nedir? Biz bekliyoruz. Sizin durumunuz nedir? Biz de bekliyoruz. Diye ifadeler. Evet. Ki bu ulemalar muteber. Evet. İslam dünyasını kabul etmiş olduğu muteber ulemaların konuşmalarında geçen konular hala hazırda her şey bunlar mevcutken biz bunları biliyorken hocam. Şimdi bütün hatları var, bütün dünya burada. En netice hadis-i şeriflerde ne var hocam? Mehdi Ali Rıdvan'ın Şam'dan zuhur edeceği evet. Ve bunu kendilerine Yemen ulemasının beyan edeceği evet. Bu bildiriyi kendilerine Yemen ulemasının ulaştıracağı kaynaklarda mevcut. Şimdi böyle bir şey var. Ben de konu için çok da içeriye girmeden evet. Ben size mikrofonu vermek istiyorum hocam. Şimdi böyle bir mesele var. Bu olay çok ciddi bir olay. Evet. Hikmet-i İlahi hocam bütün Müslümanların ilgilenmesi gereken, bütün Müslümanları yakından ilgilendiren bir konu olmasına rağmen bu olayı takip edenler yine gayrimüslimler. Bu olayın zuhurunu engellemek için bütün hatla beraber Şam'da bütün Sünnileri oradan çıkartıp kesmeye çalışanlar. Yine onlar ama biz burada bu konuyu konuşurken Allah Allah ya
Lan ne işler var, nereye konuşuyorlar diye hayıflanan yine bizim Müslümanlar. İnşallah öyle inşallah öyle değildir. Şimdi hocam biz sizden alalım, inşallah ona göre biraz daha bu olayı içeriğine doğru yürüyelim. Resulullah Efendimiz'in hadisini beyan etmek istiyorum da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashab-ı kirama, şu ana kadar diyor yeryüzüne diyor 4 kişi diyor hakim olmuştur diyor. 4 kişi. İkisi diyor ehli iman, ikisi diyor gayrimüslim, imansız. Bir tanesi Buhtun Nasır, yeryüzüne hakim olmuş. İkincisi Karun, yeryüzüne hakim olmuş. 2 tane ehli iman, biri Zülkarneyn aleyhisselam, bir tanesi Süleyman aleyhisselam. Ve peygamberimiz diyor ki benim ümmetimde de diyor. Şimdi Mevla Teala'nın yeryüzünü nurunu tamamlama meselesi var değil mi? Evet hocam. Muhakkak ki nurunu tamamlama. Bunun peygamberimiz diyor birileriyle Mevla Teala bu işi yapacak. Bir elle beraber yapacak. Mevla Teala dilese hiç murad etmezdi. Hiçbir sebebe sarılmadan Mevla Teala direktmen de ne yapardı? Bütün kalpleri çevirdi. Herkese iman ederdi. Ama Mevla Teala külli şeyin sebebi. Her şeyi bir sebep üzerine yapmış. Resulullah buyuruyor ki 5. kişi diyor. 5. diyor yeryüzüne hakim olacak kişi de diyor benim soyumdan diyor, benim ümmetimden diyor, ahir zamanda gelecek olan diyor, Mehdi Ali Rıdvan'dır diyor. Peygamberimizin ifadesi var. Şimdi bununla beraber biz bu ifadeyi işittik mi? İşittik. Biz ona yetişir miyiz diyen soran sahabeler bile çıktı. Aradan 1400 sene geçti. Ama en nihayet bir tarihi vardır. Bu işlerin bir sebebi vardır. Şimdi ulema da diyor ki onun çıkışının sebebi ne olabilir diyor. İşte diyor ki doğuda bir ateş çıkacak gibi diyor bütün dünya içine alacak. Şimdi diyorlar ki 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor mesela. Bunlara bir tabii rivayettir. Şurada gelip de biz ne yapmıyoruz? Hesap kitap yapmıyoruz yani. Ortama bakıyoruz. Ama en netice bunların asıl en büyük endişesini taşıyan bu Müslümana bir rahmet olur mu? Olur tabii. Aramızda bir muktedir çıkacak ve bütün artık şu bu falan İslam kesimi yok. Hepsi bir sancağın altına toplanacak ve bütün cihana merhametiyle beraber, şefkatiyle beraber İslam'ı yeryüzüne yapacak, hakim kılacak. Yoksa gelip de bir Yahudi zinneti deser ki Mehdi Erdoğan şu an sizin yanınızı deneyecek. Siz beraber hepsini kılıçlarını çıkartın, kılıçlarını hazırlar, kesecek insanlarlar. Ama Müslüman'da ilk başta helim vardır. Yumuşak ahlak, şefkat, merhamet her şeyin önüne geçer. Bu şekilde bir muamele vardır. Şimdi mevzu şu, Orta Doğu'da bu olacak olan mesele bazılarını çok ciddi bir şekilde kuşkuya sokuyor. Ne gibi? Biraz önce Firavun'un meselesi gibi. 90 bin çocuk öldürmüş. 90 bin çocuk. Ne diyor? O senede doğanları katledin. Önümüzdeki sene ne yapacak? Çocuk kalmadı. Bir sene teyit edelim, bir sene öyle böyle yapalım. Gene keselim. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam meselesi var. Bu Yahudiler bunları çok iyi bilirler. Çünkü kendi peygamberimiz diye elde tuttukları İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı biliyorsun ki bulunmuş olduğu dönemde Nemrut ve Firavun, Musa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın belirli zamanlarda ilk önce İbrahim Aleyhisselam başına geliyor sonra Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istediler. Ve bu uğurda nice çocukları katlettiler ki neden? Şu var, biraz önce ifade etmiş olduğu gibi bunların da aralarında kehanet meselesi var. Bu bir imtihan. Onların da bazı işlere vakıf olacak kanalları var. İşte bu 3 harfli olabilir, başka bir şey olabilir. Bir yerden haber geliyordur. Onlar da bizim kitabımızı çok ciddi bir şekilde araştırmışlardır. Çünkü mücadele esnasında bizim başımız önümüzde ama onların maddi ekonomik sıkıntıları yok. Onlar hep işi hesapta, kitapta bu işleri yapıyor. Müslümanla daha nasıl oynayabiliriz? Kafalarının güya akıllarını zeka fışkırıyor ya. Zekalar ama şunu göstermiyor yani. Ya bu işi tarih boyunca baksana. Sen Müslümanla uğraştın da en netice Allah'ın dediği oldu mu olmadı mı? Bu hep gözde şahittirler ama gene bu işler hastalık. Belki bu sefer olmaz. Mücadele etmeyi bunlar kendilerine büyük bir zevk olarak alıyorlar. Aynı şekilde Mehdi Erdoğan'ın Şam topraklarında mücadele edeceğini, o ateşten kasıt bütün dünyayı içine alacağını ve Mehdi Ali Rıdvan'ın kontrolünde işte İsa Aleyhisselam gelişiyle beraber bütün dünya İslam'a katılacağına, bütün dünyaya böylelikle nur sağlanacağına biz hadis kitaplarında ne yaptık? İnceledik, gördük. Bunun tarihi vermesi hususunda tarihi yoktur. Ama alametler vardır. Ama bu alametlere bakıyorsun ki o kişiler şahit oldu ki diyor gelse ne yapacağız? Şöyle gelse ne yapacağız? Nasıl ki Firavun Musa Aleyhisselam'ı bulabilmek için onun ehlini, onun zümresini, ailesini, soyunu, sopunu ne var ne yok katlediyordu, zulmediyordu. Onun için binlerce çocuğu katlediyordu.
Şimdi bu insana bakıyor ki eğer Şam'da zuhur ederse belli ki araştırmalara göre bu bir ehli sünnet olacak. Ehli sünnet kişiler de indiği zaman orada hazır bir güç olursa, Mehterdan'a bunların başına gelirse ne olur? Muzaffer olma ihtimalleri olabilir. O yüzden o topraklarda ne yapıyorlar? Şu anda Sünnileri bilhassa ne yapıyorlar? Katlediyorlar. O bölgeyi olduğu gibi temizlemeye çalışıyorlar. Bu nedir? Bu bir düşünce. Bu bir düşünce. Olabilecek ihtimali var mı? Kendi çaplarında bir adım. Tabii çalışma. Onlar çalışmasın ama bu şekilde yapıyor. Onların amaç ve gayesi bu. Şöyle mi hocam? Mehdi Rıdvan'ın normalde Şam'da yetişeceği, Suriye'ye olup Şam'da yetişeceği biliniyor. Doğru mu hocam? Tabii. Haliyle tebaasını da oradan seçecektir mantığıyla beraber. Tamamını orada. Beraber, tabii. Hangisine denk gelirse artık boğalım, katledelim. Ya buradan bunları buradan teçhir ediyorlar, uzaklaştırıyorlar, girmesin bu bölgede tamamen bizim kontrolümüzün altına. Geldiği zaman da zaten kimse yok. İnersin. Peki hocam, bu bütün dünyanın bütün hatları var. Orada yoğun bir şekilde mücadelesinin bu zamanın yaklaştığına alamet olarak alabilir miyiz? Ya bugün mesela İran mesela Şia. Şia bugün Mehdi Aleyhisselam'ı 12. imam olarak görüyor. Yani Şia'da biliyorsunuz takiyecidir evet, ki. Mehdi Muhammed diye 12. Evet, imamları gelecek. O saklı Kur'an-ı Kerim'i çıkartacak. İşte, ondan sonra ona göre amel edecek falan. Evet. Safsatılır. Evet hocam. Şimdi bu İran'a bakıyorsun. İran'da 12. imam peşinde. İran'ın zaten en büyük özellikleri. Takiye onlar için zaten imanın neyidir? En büyük. Farzayın gibidir yani. Bu takiyeyi yapacaksın. Takiye ne demektir? Bin bir surat yani. Hiç belli etmeyeceksiniz rengini. Rusya ile beraber giriyor ya şimdi. Niye? Biz de burada olalım ki Mehdi garanti altına alalım. Bak halbuki bir savaş için giriyorlar. Ehli sünneti orada kırıyorlar ama nedir? Şu var. Onlar da ehli sünneti kırıyor. Diyor ki bunlardan Fuzuli zaten geldiği zaman zaten biz bunları öldüreceğiz. Yani zihniyet bu. Çünkü onlar ehli sünneti Müslümanlara kabul etmiyor ya. Hazır gelmişsin diyor. Zaten biz başlayalım. Mehdi Aleyhisselam öyle bir itikatları var ki Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman kılıcı elinde herkesi keseceğine inanıyor. Ya bir peygambere ahlak taşıyan bir insanda o şekilde gelen o makamda o ahlakta olan bir kişi hemen kesme zihniyetinde mi olur yani? İran'da İranlılara göre muteber bir din alimi bundan bir 20 gün önce bir açıklama yapmıştı. 80 yıl sonra ilk defa gönlümüzden, içimizden gele gele, gönlümüz rahat bir şekilde cihat için ayağa kalkıyoruz ifadesi. Evet, evet. Bu ifade buraya mı örtüşüyor hocam? Şu anda hakikaten şu anda muazzam İran'ın başındaki devlet yöneticileri ve kendi aralarında görmüş olduğu manevi liderler bu işe şu an çok zevkanı bir şekilde sarıldılar. Bu zamandaki yani şunu da söyledi peşinden. Bu zamanın askerleri şanslı kutlu askerler mesela diye ifade kullandı. Tabii. Bunlar müjdelenmiş askerler diye ifade tabii, kullandı. Tabii. Mehtar'dan peki hocam askerler. Başka bir şey sorayım ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde yine muteber olarak gördüğümüz konular var. Mesela Mehdi Ali Rıdvan'ın çıkmasından önce yine Şam'da büyük bir ateş yanacağı ve o Şam'da siyah sancaklı, uzun saçlı bir grubun çıkacağını ve bu insanlara fesat saçacağını, ondan sonra insanları zulmedeceğini siyah sancakla beraber İslam adı, Müslüman adı altında Efendimiz buyuruyor ki onlardan uzak durun. Evet. Peşinden yine bir siyah sancaklar çıkacak. İşte onlar gerçek müjdelenmiş kutlu ordu odur. Ordu. Askerler onlardır. Evet. Şimdi bu birinci bu DAEŞ'in bu yakın zamanda bir anda piyasaya çıkmasını dünya üzerinde hilafet ve Mehdi ordusunun manasında insanların böyle beynini bulandırıp bilinç altlarını karartma ya bu yeni çıkanlar da onlardandır bu da onların devamıdır tarzında insanın nispetini düşürmek için yapılan ciddi böyle bir proje olduğunu da hesaba katabilir miyiz hocam kenardan böyle? Tabii. Şimdi mesela o hadise bakıyoruz ya ilk çıkan siyah sancaklar, siyah sarıklar, siyah sancaklar. Buraya geldiğince adamın aklına şu gelebilir ilk başta duyduğun zaman. Nedir? Birisi bu işe ne yapacak? Girecek aday olacak. Hayırlı bir iş ama Mevla onlara müsaade edecek. Onların daha hayırları gelecek gibi bir mantık uyandırabilir. Ama bakıyorsun ki öyle yok. Bu işi hakikaten çok iyi takip eden bir zümre var. O gün onlar kahinlerle beraber, hahamlarıyla, alimleriyle beraber oturup bu işin projesini yaparken bugün yine bu işin projesini yapmışlar ki bakıyorlar ki bu hadis
bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ona salavat getirmez tabii. Bu Muhammed diyor bunu dediyse, gelecekse bu hakikaten gelebilir mi? Gelebilir. Biz de diyor canımız pahasıyla bu işe ne yapacağız? Ona engel olacağız. Zihniyet bu. Bunlar eskiden de böyleydi. Biliyorsunuz peygamberin alametleri görüldü mü? Görüldü. Ve peygamberlik vazifesine başladı. Yahudi alimlerin arasında seçme kişiler yerlere baktılar ki kendi kabilesinde peygamberimizin işte Kureyş'te çıktığını, Mekke'de çıktığını duydular. Kabile kabile, ferş ferş Yahudi alimleri kendi arasında ehil görmüş olduğu kişileri peygamberimize gönderdiler. Git bak bakalım o mu? Siyer'de yazıyor bu. Ve gidiyorlar bakıyorlar ki peygamberimizin oturmasına, kalkmasına, vecihine, konuşmasına varıncaya kadar, boyuna, postuna, endamına varıncaya kadar, Tevrat'ta yazıldığı ölçüde her şeyle birebir adam aklına gelir. Ya görüyor musun Yahudi'de gördüğü peygamberi bundan sonra iman eder. Yok o meclisten kalkıyor nasıl biliyor musun? Kendi beldesine gidene kadar hayıflana hayıflana köpüre köpüre gidiyor. Neden bizim aramızdan çıkmadı? Mesela şu ve gidiyor kavmine diyor ki nasıl diyor. Hepsi bir endişeli. Ellerine böyle şeyle böyle. Nasıl o mu o mu? Diyor ki evet o. Ve yemin ediyor. Vallahi diyor yaşadığım müddetçe diyor. Her şeyine beraber diyor ona engel olacağım. Her şeyini veren onun en büyük düşmanı bana olacağım. Bir, yemine bakar mısın? Ya gitmişsin öyle peygamber olduğunu anlamışsın mı? Yani diyorsun ki evet o diyorsun. Hani Tevrat'ta yazılan diyor tarif o. Ne yapman lazım? Yani bunlar öyle bir zihniyet ki bunların mantık erdemenin bir anlamı yok. Bunlar şimdi Mehdi Rıdvan'ın gelişini de biliyor. Çünkü kitapları hakikaten okuyor. Yavuz Selim Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin Sina Çölü'ne geçerken, Mısır'a giderken kullanmış olduğu güzergah biz bilmeyiz. Nereden gittiğini hakikaten bilmiyoruz yani. Çünkü bizim başımızdaki milletim sağ olsun bize o işleri sadece gitti mi gitti o kadar öttü bitti. Yani nereden gitti falan bize lazım değil ki. Mısır nerede biz nerede? Bizim için kapalı olta. Ama İsrail bakıyorsun Mısır'ı işgale giderken Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin gitmiş olduğu koordinatlardan gidiyor ve diyenleri diyor ki ya buradan sen bu tanklarla bu çölü geçemezsin. Ve adamlar hakikaten bunu söylüyor. Bir de ne biliyor musun? Yani bir şeyi söylüyor, duyuyoruz, Allah Allah dedirtiyor bize ve o şekilde de onları kullanıyor. Diyor ki biz diyor sizin padişahınızın gitmiş olduğu koordinatlardan diyor gidiyoruz ve çok rahat bir şekilde geçtik burayı diyor. Biz bakıyoruz ya bizim koordinatlarımızı kullanmış. Yani adamlar bizim bir şeyimizi inkar ettiğinden değil, iman etmiyorlar. Yani bir şeyi kabul ediyorlar ama bu kabulün altında onların imanını daha çok galyanı, imansızlıklarını daha çok öfkesini kabartacak, daha çok olayla beraber o ruha kavuşuyorlar. Şimdi dolayısıyla bunlar Mehdi Adam'ın geleceğini tahmin ediyorlar mı? Ediyorlar. Olasılık ihtimale bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Kendi kehanetleri gene aynı şekilde bu hahamlar falan vesaire kendi matematiklerini, projelerine ve artık gene bunlar kendi aralarında kehanetler peşinde koşuyorlar yani. Üç harflerin peşinde. O cinlerle, medinlerle işte bunlar kulaktan duyma ortamları bir şey, bunlar açtı bir şekilde beyan, bazı şeyleri tabii izah ediyor. Kendilerince bu karara ne yapıyorlar? Katılıyorlar. Ve bu adamlar ne yapıyor ki? Gerçek Mehdi gelmeden önce diyor, hakikaten bir ortam kuralım ki bu insanlar öyle bir diyor kendini Mehdi diye göstersin. Ordusu olsun ama hep bitsin. Peki hocam şöyle başka bir şey daha sorayım. Yani hadis-i şerife baktığımız zaman Şam'da yaşayacak, orada yetişecek ama bunu kendisine Yemen uleması, Yemen ulema heyeti kendisine sunacak. Dedik ya parçada birleştiriyoruz. Evet, evet. Yemen ulema heyeti gidecek diyecek ki sen bu iş için seçilmiş kişisin. Evet. Sen busun. Al emanetini yürü diyecek. Bakıyorsunuz hocam bugün Şam'daki büyük ateş yanmış. Ya. Küllenme durumuna gelmiş. Evet. Ve DAEŞ denilen fitne örgüt şu anda nerede? Yemen, Yemen'de. Oraya karıştı. Ne işin var senin orada? Tabii. Hani sen orada Şam'da Rakka'da şurada burada toprak kurmuştun, başkent yapıyordun falan yapıyordun filan yapıyordun. Ne oldu? Devlet yapacaktın falan. Niye kaydın Yemen'e? Tabii tabii amaçlar gayet daha başka. Oraya gidin, orada ulemayı da oynayın. Onları da bir karıştırın, ortamı karıştırın. Aman. Evet. Aman bir yerden bir yere mutlaka kimi kesebiliyorsak, kimi durdurabiliyorsak bu işi. Tabii. Mehmet abi hani ağızlarıyla söndürmeye çalışsalar, bütün hatlarıyla beraber saldırsalar bu işe müsaade etmeyeceğiz. Ama bakın bunu bilmelerine rağmen sevgili hocam, bunu müsaade edilmeyeceğini geçmişten tecrübeleri var. Evet. Hiçbir peygamberin önüne geçemediler. Her şey olacağına vardı. Bunu bilmelerine rağmen ya bu ya zaten yazılmış bu zaten olacak demiyor.
bütün mücadelesini veriyor. Ama bizim kıymetli kardeşlerimiz innemel mü'minu ihve buyurulan, uğruna her şeyimizi feda etmemiz gereken Müslüman din kardeşlerimize, bırakın hadi bu konuda mücadele verelim, işte toparlanalım, aklımızı devşirelim, uyanalım. Onları geçtik. Şu konuları ben tutup da biz burada konuştuğumuz zaman Allah Allah ya şu gündeme bak, konuştukları şeye bak diyebilecek ama bunu şekilde Müslüman var. Kesim söylüyor biliyor musun? O ne diyorum hocam? Evet, bunu Müslüman kesim söylüyor. Bugün inanır mısın şu olaylara, bak inanır mısın, CHP'nin içinde olup da hakikaten gizli böyle geniş kapsamlı araştırıcı yazarlar var. Bu işi çok ciddi takip ediyor ve bu hususta şu anda da onlar renk kimlik değiştirmeye başlıyor. Ve bakıyorsun ki bu Türkiye'de olmamız hasebiyle, Türkiye'de yaşamamız hasebiyle bu parti büyük bir muazzam bir renk değişikliği var ki diyor ki biz bu zamana kadar hata ettik. Bundan sonra da biz de ne yapacağız diyor. Tesettüre karşı, ehli imana karşı, çarşafa karşı, ona karşı. Daha 10 gün önce hocam evet. Çıktılar dediler işte biz en büyük hatamız insanları kıyafetine göre yargılamakmış. En büyük hatamız cumhuriyet nitikleriymiş. En büyük hatamız insanları fikirlerine göre, duruşlarına göre muamele yapıp onları ikinci, üçüncü sınıf muamele yapmakmış. Biz neler yapmışız ya? Biz her şeyimizi toparlamamız lazım. Yani evet. Bu olayın gittiği yeri, suyun aktığı yeri herkes görüyor hocam. Evet. Herkes görüyor. Ha kimisi o sudan akarken işte kayaya çarpıp da damlayanlar, sağa sola şey yap, sıçrayanlar var hocam. Kimisi öyle dağılıp gidecek. Kimisi menziline düşecek. Yani evet. O serinliği yaşayacak, o güzelliği görecek ama önemli olan işte uyanıp olayı net bir şekilde görüp bu işlere biraz hemhal olmak. Yani burada anlatılanların hiçbir tanesi şey değil, bilim kurgu değil. Evet. Oturup da kendi aramızda yazılmış senaryolar değil. Bunlar önemli evet. Olaylar. İnşallah sözümüz ulaştı herkes de olaya ona göre. Şuraya da bir bakmamız lazım. Buyur hocam. Şimdi bakıyoruz CHP bugün bir sol parti değil mi? Sol evet. Kesime hitap ediyor. Bakıyorsun ki CHP bu saatten sonra ne yaparsa yapsın bir değişiklik olur mu? İmkanı yok olmaz. Bu millet artık ne yaptı? Sol tarafa sildi. Yapacak bir şey yok. Hem ona şimdilerle bir kabuk değiştirme ihtiyacı. Müslüman arasına tekrar bir gelin falan. Bu da yer mi bu saatten sonra? Bu da fazla yemez. Ama yapacak bir iş yok. Yemedi. Daha önce denediler. Kongrelerde tabii. Deniz Baykal çarşaflara rozet taktı yani. Kesiyordum sevgili hocam. Siz böyle konuya çok böyle içten dalınca böyle bu taraftan yürüdük öyle. Sevgili Yusuf hocam da sağ olsun sabırla bekliyor. Levent hocam o kadar güzel anlattı ki zannediyorum ki yarın Mehdi için güzel bir söyleyecek yani. Evet. Ancak izleyicilerimize bu konuya dikkatle, evet. Rikkatle takip etmelerini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Çünkü hakikaten Orta Doğu'da bugün oynanan oyun, senaryo bizim öyle sıradan işte petrol savaşı, toprak savaşı vesaire olay değildir yani. Mehdi Ali Erdoğan'ın çıkmasıyla alakalı bağlantıların olduğunu zaten şu anda konuşuyoruz. Hakikaten öyle olabilir. Ama hani Mehdi çıkacak diye de biz burada herhangi bir açıklama beyanat da yapmıyoruz tabii, yani. Tabii ama bir şey yok. Abi yok hanım karşı tarafın ziynetini anlatıyoruz. Yani karşı tarafın hakikaten böyle bir ziyneti var, fikri var. Şimdi yani. Bizim yani bütün bu mücadele çalışmaların aslında amacı Mehdi Aleyhisselam'ın evet geleceğini engellemek değil. Engelleyemez. Neden? Ertelemek hakikatlerin tabii. Evet. Hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır yani. Evet. Onlar bunu bizden iyi biliyorlar. Ve inanın bak ne dediler. Bunu hep yaşadılar ya. Yani. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin Sina Çölü'nde kullandığı koordinatları İsrail kullandı. Yahudi, Hristiyan yani bütün küfür ehli bizim dinimizi bizden iyi bilmişler. Tabii. Bizden iyi araştırmışlar yani. Evet. Bugün bizim başımıza ne geliyorsa Müslümanlığımızdan gelmiyor. Müslümanlığı hakkıyla yaşamadığımız için geliyor. Adamlar hakkıyla yaşamak için hakkıyla bilmek lazım hocam. Eyvallah. Adamlar küffar yani gavurlar tabiri caizse 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik program yapıyorlar, proje yapıyorlar. Ve bunları dakika dakika uygulamaya koyuluyorlar. Evet. Bu bizim ahlakımız değil miydi? Osmanlı bunu böyle yapmadı mı? Evet. 30 sene, 40 sene, 100 senelik projeler vardı. Evet. Osmanlı bunu nereden aldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Evet. Ne çıkıyor burada? Gavur bizim dinimiz bizden iyi alıyor, inceliyor. Ona göre planını, programını çiziyor. Şimdi şu Şam'daki olaya, Suriye'deki olaya biraz geriye dönelim.
Bakın bu olaylar sevgili direkt hocam, Şam'dan başlamıyor. Çok özür diliyorum. Biraz hızlı toparlarsak inşallah. Hemen bitiriyorum. Bu olaylar nerede başladı? Tunus'ta bir tane seyyar satıcıyla başladı. Sonra Tunus'un lideri Zeynel Abidin Bin Ali'ye kadar gitti. Bakın başladı ufak. Mısır'a niye geldi? Mısır çünkü İslam ülkelerinin önderliğini yapma pozisyonundaydı. Ve son kullanma tarihi gelmiş Hüsnü Mübarek'e devirme durumu vardı. Ama onlar orada bir timing hatası yaptılar. Aradan Mursi çıktı. Ama ne yaptılar? Tekrar kendi adamlarını Sisi'ye getirip Mursi'yi hapse attılar. İdamla yargılanıyor şu anda biliyorsunuz. Orada da Müslümanlar ezildi. Ve Mısır'ın artık şu an kendi işleriyle uğraşmaktan dünya liderliği yapacak durumu yok. Gelelim Libya'ya. Bakın Suriye'ye gelmedik daha. Libya'ya geldiğimiz zaman 40 yıldan beri miadını doldurmuş. Artık bütün her şeyle hortumları dış ülkelere bağlanmış Libya'dan Kaddafi hem de en ağır bir şekilde linç edilerek gönderildi. Ve sıra geldi Suriye'ye. Suriye'de bu olayların da tesadüfi olmadığını, hatta Türkiye'ye sıçratma çalışmaları, projeleri olduğunu da, bu Mehdi Aleyhisselam'ın bu olaylarla beraber bağlantısı olduğunu da söyleyebiliriz, düşünebiliriz. Program bittiği evet. için belki daha söylenecek çok şeyler var ama bunu belki hocam, başka çok programda değerlendirebiliriz yani. Hocam şu anda çok ciddi, bu konudan sonra çok ciddi mailler var. Dilerseniz bir dahaki programımızın da bir kısmını bu yani konu üzerinde İran'ın, net hadis-i şerifler. İran'ın neden orada olduğu. Şimdi mesela burada mailler var hocam. Ben hiçbirisine giremiyorum. Özür de diliyorum. Vakitler bitti. Mehdi Aleyhisselam'ın şeklini tarif eder misiniz? Yaşını tarif eder misiniz? Nereden nasıl çıkacak? Onları biz bilemiyoruz. Nasıl tabi evet. olacağız? Nasıl haberdar olacağız? Yani o kadar mail var ki burada. İnşallah bir dahaki programımızda buna girizgahta biraz yer verelim. Buradan da ilan etmiş olalım. Hemen toparlıyorum. Yalnız şunu da bilmek lazım. Biz büyüklerimizle zaman zaman bu konular açıldığında oğlum Mehdi Aleyhisselam bilinir, takip edilir ama işi gücü bırakıp da ne yapılmaz? Beklenmez. Ama, Müslüman edilmez. Uyanık olur, eyvallah. Şuurlu olur. Nereden nasıl yapacağını bilir, olayların nereye aktığını bilir. Ama her şeyi bırakıp da abi gelecek bize şu topu topacı böyle beklenmez ama. Bir de hazır mıyız değil mi? Yani. Evet kıymetli namaz hocam. Namaz kılmayan arkadaşlarımız mesela şimdi Mehdi Erdoğan geldiği zaman 5 vakit namazı girip 3'e indirmeyecek, 6'ya çıkarmayacak. 5 vakit namaz devam edecek. Oruç, zekat, hac bunlar devam edecek. Evet. Yani din zaten bize ne yapmış? İndirilmiş. Sevgili hocam özür dilerim konuyu açıyor ama vaktimiz de bitti. Evet. Toparlamak durumundayız. Hakkınızı helal edin. Kıymetli izleyenler. Bir olgun bakış programının daha sonuna geldik. İnşallah etkili, güzel, hoş bir sohbet program olduğunu temenni ediyoruz. İnşallah bir dahaki programımızın başında bu maillerimize daha açık, net bir şekilde söz hakkı ve cevaplar vererek konumuza devam edeceğiz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.